Efendim, ek motorlu taşıtlar vergisi ödemesinin iptaline ilişkin başvuru Anayasa Mahkemesi'nde bekliyor. Yarınsa ödeme için son gün. Sürücüler Yüksek Mahkeme'nin bugünkü toplantısından karar çıkar mı diye bekledi ama o karar gelmedi. Ek motorlu taşıtlar vergisini ödediniz mi? Yok, ödemedim. Yarın son gün. Biliyorum. Ne yapacaksınız? Ödemeyi düşünmüyorum. İptal olabilir diye bekliyorum. Süresi yarın son gün olduğu için onu bekledim. Son güne kadar neden bekledim? Belki iptal olma ihtimali olabilir. Vallahi herkesin beklentisi iptal olma yönünde. Hukuksuz olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşınan ek motorlu taşıtlar vergisi ödemesinde son gün 6 Eylül. Sürücüler iptal kararı beklerken Anayasa Mahkemesi'nde genel kurul toplandı. Ancak henüz karar yok. Benzer bir durum 2003 yılında da 1999 depremine ilişkin de yaşanmıştı. Anayasa Mahkemesi ek vergiyi, ek motorlu taşıtlar vergisini iptal etmişti. Bu yıla özel olarak getirilen ek motorlu taşıtlar vergisinin son ödeme tarihi 31 Ağustos'ta süre uzatıldı. 6 Eylül'e alındı. Yani yarın ek motorlu taşıtlar vergisini ödemek için son gün. Ancak araç sahiplerinin bir kısmı ek MTV'yi henüz ödemediler. Çünkü gözleri kulakları AYM'ye yapılan başvuru sonucunda çıkabilecek iptal kararında. İptal olmazsa? Ödemeyeceğim. Ödemek istemiyorum yani, hakkı değil. Devlet bunu almamalı. Ödedim ben çünkü bir ve ikinci taksi ödedim. Bir daha niye ek vergi ödeyeyim? Her şeyde ek vergi biz niye ödüyoruz? 6 Şubat depremlerinin ekonomik yükü gerekçe gösterilerek torba kanununa ek motorlu taşıtlar vergisi ödemesi çıkartıldı sürücülere. Her yıl olduğu gibi Ocak ve Temmuz'da iki taksitle ödenecekti. Bu sene Ağustos ve Kasım aylarına birer ödeme daha eklendi. Yani motorlu taşıtlar vergisi iki katına çıkarıldı. CHP iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi ileriki bir tarihte iptal ederse ve ödememişlerden bu ek motorlu taşıtlar vergisi istenemeyecektir. Olur da Anayasa Mahkemesi iptal etmezse ödemedikleri her ay içinde aylık %2.5 gecikme zammıyla ödemeleri gerekmektedir. İşte bu ikilemde sürücüler Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu için toplandı ama gündemde motorlu taşıtlar vergisi yok. Rapor hazırlanması kabulü derken gerekçeli kararın çıkması aylar bulabilir. Tahminim benim en erken Şubat-Mart 2024 gibi olacak. Hep şu anda bize oluyor yani olan. Bizim paralarla oluyor işte bir şeyler. Anayasa Mahkemesi'nin kararı geriye dönük işlemiyor. Yani iptal edilirse ek motorlu taşıtlar vergisini ödeyen ödediği ücreti geri alamayacak. Sürücülerse bireysel dava açmaya hazırlanıyor. Bireysel olarak dava açacaklar için hemen belirteyim, son gün 7 Eylül günüdür. 7 Eylül gününe kadar bulundukları yer vergi mahkemesine dava açabilirler. Kendim avukata vereceğim. Dava açacağım bu konuyla ilgili. Ben bunu ödemek istemiyorum mesela.